Geyik muhabbeti deyimi nereden gelmektedir? Bildiğiniz üzere günümüzde boş, öylesine yapılan muhabbetlere geyik ifadesi kullanılmaktadır. Peki bu deyim nereden gelmektedir? Bu konu üzerine birkaç tane fikir vardır. Bir daha diğerlerine göre değişiktir. Restler'in Niyazi'nin torunu geçenlerde geyik tabirinin dedesinden çıktığını iddia eder. Restler'in Niyazi ve Birliği 1908 Temmuz'unda Manastır'a doğru ilerliyor. Birliğe iptal eden sivil ve jandarmalarla birlikte bir de geyik vardır. 2 yaşında ve dişidir. Deretepe'de bu suda silahlı çatışmada Niyazi Bey'den hiç ayrılmaz geyik. Birliğin en önünde yürür. Bir süre sonra savaşçılar bu geyiğin kutsal bir yol gösterici olduğuna inanır. Ve tanrısal bir müjdenin işareti olarak kabul ederler. Balkanların ünlü gerillacısı Kolağası Resen Niyazi Bey'e Kahraman Hürriyet adı verilmişti. Yaşasın Niyaziler, yaşasın Enverler türküleri dilden dile dolaşırdı. Ama geyikle birlikte dağlarda dolaşması, hele manastıra girdikten sonra yanı başındaki geyikle birlikte tebrikleri kabul etmesi, ona bir isim daha verilmesine neden oldu. Geyikli Niyazi Bey. Kolağası Niyazi Bey, Enver Paşa ile birlikte İttihat ve Terakki içinde hızla öne çıkmaya başladıkça Niyazi Bey'in geyiği de ününe ün kattı. Öyle ki İstanbul'a getirilip sergilendi. Hatta İstanbul ahalisi gibi Sultan Abdülhamid'in kardeşi Veliaht Mehmet Reşat da 3 oğluyla birlikte geyiği seyretmeye gitti. Geyik olayı dönemin gazetelerinde de terfika edildi. Öyle ki Refik Halit Karay, Ahmet Razim ve Fazıl Ahmet Ayçkaç gibi yazarlar var ki kitaplarında Niyazi Bey'in geyiği ile ilgili marş bestelendiğini ve bu marşın meclisi mebusanlığı tartışma konusu olduğunu yazdılar. İttihat ve Terakki'nin bu ünlü geyiğinin dilimize bir de deyim kazandırdığını da öğrendim. Geyik muhabbeti.